bekarlık sultanlık derler ama ben hiç öyle düşünmüyorum. Yani hangi sultan kendi donunu yıkamış ki? He? Neyse. Sözün özü, ben seninle evlenmek istiyorum. Cemciğim sen gerizekalı mısın yavrum ya? Ha? Ne var abi? Bence gayet iyiydi yani. Çok güzel, çok güzel. Senin için güzel ama. Sen ve Reha için birbirinize o kadar yakışırsınız. Bak mesela Reha'ya yapabilirsin aynı teklifi. İki hayvan bir yastıkta kocardınız. Millet nasıl evlenme teklifleri yapıyor birbirlerine bilmiyorum. Ulan havada yapıyorlar, suda yapıyorlar, akvaryumda yapıyorlar. Gasılhanede yapıyorlar. Sen diz çöktün kaldın. Tek adam sensin biliyorsun. Oğlum Betül seni 5 ay önce terk etmiş. Sen hala niye bu kızın üstüne düşüyorsun ya? Oldu olacak karşı Ali Nazik kebap dükkanından al bir kebap. Koy yüzüğü içerisine. Götür ver. Ha, kanka fena fikir değil ha. Aman abi ama sen bana fikir falan verme ya. En son verdiğin fikri hatırlıyor musun? Neymiş efendim? Beşiktaş çarşıya Fenerbahçe formasıyla girersem kız beni cesur zannedermiş. 2 hafta abi. 2 hafta hastanede yattım. Benim hayatımda 2 hafta yok. Sayende. Timing meselesiydi o. Moruk buldum. Şahane bir şey buldum. Ne buldun abi? Bak. Kayıp olan abin olduğunu söyle bana. Cem, Hakan benim abim değil. Değil mi? Akraban o zaman. Ama biliyor musun anlamıştım. Nereden çıkardım biliyor musun? Göğüs kıllarından tanıdım. Onun da senin de göğüs kılların birbirinize çok benziyor. Ama hiç sorun değil. Senin akraban benim akrabam ya. Ne haber amcaoğlu? Cem, Hakan benim yeni sevgilim. Nasıl ya? Şimdi sen amcaoğluyla mı berabersin? Ha, saçmalama. Hakan benim akraban falan değil. Evleneceğim adam. Hadi hoşça kal. Bu kadeh senin şerefine emmi olur. Konuşmamız gerek. Niye? Küs müyüz? Bu koşullar altında daha fazla çalışamayacağız. Hı? Ne biçim konuşuyorsun sen Gönül? Hanım. Gönül hanım. Gönül hanım. Hanım mı? Bana bak. Unuttun galiba köpek gibi ulu kırbaçları vurduğun fantazileri ha? Ya Gönül hiç gerek yok biliyor musun ya? Bu kadar acıya gerek yok be abi ya. Gerekli Kadir'cim, gerekli. Hem de çok gerekli. Aa, bir dakika. Gönül bir dakika. Bir ses duydun mu? Hayır. Gönül'cüğüm sela veriliyor, bırakalım ya. Vallahi günahtır. Saçmalama Kadir, ben daha yeni ısınım. Anam. Azıcık sakızı duyalım. Anam, dur yapma. Köpeğim ol Kadir'i. Kadir'im. Fakat neden? Köpek ol ve ulu bir sebebim var canım. Daha fazla ulu. Daha fazla ulu. Bir daha ulu. Hayatım yukarıda yönetici oturuyor ne olur ya. Mallama Kadir'i. İş
prensiplerine aykırı davrandığını düşünüyorum. Ne prensiplerinden bahsediyorsun Gönül? Ulan ne kadar kostüm varsa hepsiyle fantezi yaptım be motor. Sen ne diyorsun ya? İşte bu da tazminat. Ne yapalım? Buraya kadarmış. Ne yapalım? Ben de gidip üstümü değiştireyim bari. Tatlım kusura bakma. Ben az önce sana o kadar çok sinirlendim ki bütün kıyafetlerimi çöpe attım. Zaten bu para da onun için. Betül! Alo! Betül! Ne Betül oğlum? Kadri ben. Efendim Kadri. İçinde bulunduğum bu kara delikten kurtarmak istiyorum seni kanka. Ha anladım. Gene paran yok, aç kaldın. Bana geleceksin öyle mi? Ooo beyimize bak. Bırak ulan bu zengin iş adamı çocuğu ayaklarını. Haylaz. Biraz sonra sendeyim hadi görüşürüz. Tamam paydos paydos çocuklar hadi. Hadi dağılın hadi. Çekil lan. Çık. Yürü git lan. Betül. Anladı tabii hatasını. Koştu geldi. Affet beni. Ha? Ha? Affet beni. Ha? Seni seviyorum. Ha? Hayatta en değer verdiğim şey sensin. Ve kamyonlar saatte 80 kilometre hızla giderken ağaç kakanlar tarafından durdurulmak zorundadırlar. Dondurma poşetleri ve külahları her yeri kirletebilir. Maazallah Japonlar Haliç'teki altın arama çalışmalarını durdurabilirler. Trafik çok kalabalık. Ha, Betül. Ya bir kere de benim istediğim olsa ya. Ya ben kulun değilim Allah'ım ya. Bak artiste bak bak dönüp bakmıyor bile ya. Ulan en yakın arkadaşımsın be. Senin şu içinde bulunduğun karanlık durumdan kurtarmaya geliyorum. Hem de üstümü başımı fırsat bulup değiştirmeden senin bana aldığın tavra bak ya. Dön dön böyle otur fark etmez. Cem. Sana diyorum oğlum. Bir müjdem var. Ne? Hazırlan tatile çıkıyoruz. Nereye? Tatile. Her şey serbest otele. Umut Bey hoş geldiniz. Babacığınız Hulki Bey sizden çok bahsetmişti. Otelinize vallahi gözümüz gibi bakıyoruz. Evet bir de şöyle deneyelim. Umut Bey bonjour. Bonjour olmaz işte bonjour. Amerika'dan gelen adama Fransızca konuşulmaz. Güneş, güneş. Servis geldi kalk yavrum güneş. Welcome. Welcome'a da gerek yok direkt mevzuya girer. Şöyle. Umut Bey. Sizinle çalışmak hepimizi fevkalade sevindirecek. Paranıza para, karınıza kar katacağız. Yani paranızı nerenize sokacağınızı şaşıracaksınız. Yok abi yok. Benim çok çalışmam lazım. Umut Bey. Oğlum biraz gül Allah'ını seversen ya. Ulan maymunluk yapıyoruz tebessüm bile etmiyorsun be. Kadri'nin götürdüğü yere git gerisini merak etme sen. Sloganımız budur. Ciddi söylüyorum bak keyifli olacak ya. Cem demin bir sinek kondu koluma. Sıcaktan böyle geziyordu. Ulan öldüreyim mi öldürmeyeyim mi diye gittim geldim sonra vazgeçtim. Ha geldin hadi. Annesini yiyen çocuk oturuyor. Oğlum biz küçükken kedilerin kuyruğuna konserve kutusu bağlardık. Ses yaptıkça gülerdik.
Şimdi devir değişti. Bunlar o kedileri kesip yiyorlar aga. Servis mi cenaze evim belli değil ya. Kimse hareket etmiyor. Aa, demek otelimizden ayrılıyorsunuz Bay Ahmet. Maalesef her güzel şeyin olduğu gibi bunun da bir sonu oldu tabii ki. Biliyorsunuz asmalı konak bile bitti. Ya Kadri ya. Ya kendine geldin mi? Pardon, özür dilerim. Umarız memnun kalmışsınızdır. Memnuniyet ne demek efendim? Mutluluk kumkuması gibi dolaşıyorum ortalıkta. Şahane bir otel ya burası. Kat, 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 kat. Mutluluk kumkuması ne? Eşek sabit, salak sabit, fikri sabit. Senin adın sabit ama götün başın ayrı oynuyor. Oğlum ben sana statik duruyorum. Statik dur, konuş. Hayvanlığın alemi yok. Yemin ediyorum kovarım. Çocuklar, bu tanıtımın fevkalade cezbedici, kışkırtıcı olması lazım. Anladınız mı? Yani otelimize gelen müşterilerin öyle kağıt terlik, havlu, şampuan falan değil. Otelin tamamını götürmek istemeleri lazım. Tamamını böyle... Sırıtma, sırıtma. Çabuk işinin başına. Git üstünü başını değiştir. Üç, iki, bir, kayıt. Cenneti görmek için ölmeyi beklemeyin. Dionysos Otel'e gelin, misafirimiz olun. Yok işte. Kanka biliyorum kötü bir yolculuk oldu ama çok güzel geçecek inan bana. Hay kanka ne dedim sana? Bak kuş pis dedi, şansımız yaver gidecek. Vay 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 vay. Cem şu otelin güzelliğine bak bak, taş gibi karılar var, gördün mü? Abi o kadın değil, erkek. Hadi ya. Aslanım bozmuşsun kendini be. Birader Aysun Hanım ne taraftan? Resepsiyonda görevli efendim. Eyvallah, sağ olasın. Aysun benim eski kız arkadaşımdı kanka. Çok sevişirdik kendisiyle. Günde en az 2-3 kere. Vallahi diyorum bak. Çok zayıf diye bıraktım, sıfır bedenle. Görsen anlarsın. Abi iyi günler. Aysun Hanım'la görüşebilir miyiz? Aysun Hanım. Görsen yıkılıyor, sıfır beden. Aysun. Aysun. Ama artık biraz doysun. Değil mi? Israrla Aysun seslendiriyor bu karıyı ya. Yeterli mi canım birlikte olmamız için bu kadar kilo? Yani önler iyi ama arkalar... Hmm. Senden sonra biraz kilo alayım dedim. Geldiğim son nokta bu. Hatta artık nokta değil, benek. Yani sonra tartışsak. Yani sonra tartışsak. Aysuncuğum biz çok yorgunuz. Odalarımız hazır değil mi? Ayarladım. Bu aralar biraz yoğunuz. Tek bir oda verebileceğim bir müddet. İdare edersiniz herhalde. Fark etmez canım. Yani Cem ne olur ki sadece yatmadan yatmaya giriyoruz değil mi? Fark etmez değil mi Cem? Biraz gün lan. 3169 nolu oda. Sabit Efendi, beyefendilere odalarını göster. Bu tarafta hareket. Eyvallah. Görüşürüz Aysun. Görüşeceğiz tabii. Tamam. Hadi, hadi. Oğlum olan zayıf sevgili. Bendeyken öyleydi oğlum. Galiba benden sonrakileri yemiş. Hanımefendi ben sizi biraz bekleteceğim. Bel boy sıkıntımız var da yoğunluktayız bu aralar. Ben sizin kaydınızı alayım. Bir tane mi bel boy var bu otelde? Yoo, bir sürü var. Böyle bel boy tarlası. Ay nasıl böyle şaka yapıyorsun? Vay 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 vay. Kanka şuraya bak be. Ulan havuz havuz değil, Ömerli Barajı şerefsiz. 502 oda, 1650 yatak kapasiteli otelimiz. Bu ne ya? Toki konutu gibi be. Bavullarınıza bayıldım. Bavullar Çin malı birader. Arçin, Naz ve Şoto subeylerine emrederler. Ne dedin sen? Ne dedi bu? Ne dedi bu? Ne dedi bu? Ne diyorsun sen? Benim kulaklarım yanlış duydu. Bize bey mi dedi bu? Sen bana şunu bir söyle. Senin isim neydi? Orada yazan ne? Şermin ama bana Şeri diyorlar. Şeri katil gibi mi? Sen öldürün beni. Ben ölmeyeyim ya. Hoppa hoppa hoppa. Bana bak kız. Hoppa, hoppa sen nerelisin? Finikeliyim. Belli portakallardan diye ben. Ben de ölmeyeyim. Sen de ölme. Portakal orada kal. Aa, beyler kabuklu yemiş atmayın ama ayıp oluyor değil mi? Siz nerelisiniz? Ha, belli olmuyor mu kız? Cilveliyim. Merkez diyerekten. Aynen merkeze kaza araba. Hani adımı attık. Adımı aldık. Perfect.
Genç Bey. Allah'ınızı severseniz hopbidi hopbidi demeyin müşterilere. Tüm ciddiyeti bozuyorsunuz. Ne ciddiyeti ya? NATO toplantısında mıyız? Eğlendireceğiz işte insanları. Daha ne yapayım ben bilemedim ki. Yani daha fazla olabilir, mutluluktan uçabilirler değil mi efendim? Step bu Güneş Bey. Step bir yere kadar eğlenebilirsiniz. Öyle mi diyorsun? Sabit git yavrum. Çok güzel. Perfect. Babir, sen de bunu tut. Ama kayıtta kal. Evet, günaydın. Biraz daha eğlenmek ister miyiz? Evet, şimdi dikkat. Bir, iki, üç, dört. Üç, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Hop, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Çek, 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 hop. İşte bu. Şimdi dikkat, son bölüm burası önemli. Popomuzla, havaya dairesel hareketlerle adımızı yazıyoruz. Örnek. Güneş. Evet, güneş. Noktaları unuttum galiba, onları da sen koyarsın. Evet, Babür Bey'le devam ediyoruz. Dikkat, seni kurtarmaya çalışıyorum, hadi. Bir. İki. Üç. Dört. Çek, 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 çek. İşte benim uğurlu sayım. Sen de oğlum. Bak, sana ne dedim oğlum uğurlu sayım diye. Boş ver be kardeşim, takma kafana ya. Ya eğer birimiz bu odanın dışında kalamayacaksa bu tatilin ne anlamı var ya? Deniz, kum, güneş, seks. Bu neyi bekliyor? O Bellboy'a bahşiş bekliyor. İsterse Hellboy olsun, zırnık koklatmam. Estağfurullah, ben odayı tanıtmak için bekliyordum. Haydi Allah razı olsun. İyi tatille. Hadi sağ ol. Beyler. Ay bak ters verdi, gel biz düzeltiriz onu. Gel ayol. Hoppa. Hop bir dedi. Nefis değil bu. Ne oluyor? Ay ne oldu? Ben çok mu içtim yoksa şuradaki herif kıçıyla İskender mi yazdı diyerekten? Kankası. Şu. Kankası. Şu. Ha! Ay o yazıyor, sen bunu görüyorsun. Vallahi sende konsantrasyon, şeftal konsantrasyon yok. Ben öyle. Terbiyesizsin diyorum o kadar. Kapatıyorum kendimi sana. Hadi şimdi hep beraber şarkı söylüyoruz. Tombalacı kalimem, çay başına gel. Kadınım diye geziyor şu. Peşime gel. Ay kız batmak için çırpınıyor, batamıyor ayol. Baksana tam batacak, suyun kaldırma kuvveti hop çıkıyor. Uçakta giderken işte bu yanındaysa korkma. Suda batmamak için Beyza'ya tutun. Bunun adı ne biliyor musun? Ne? Gacı batmaz. Baksana bana bak, baralara bak. Ay bana bak. Bu kadını görünce aklıma hangi film geldi biliyor musun? Hangisi? İki kelime. İki kelime. Yerli mi? Yabancı. Yerli ya, ayol. Yerli. Birincisi. Heh. Beyza'nın kavunları diye ben. Sıkıldınız mı yoksa? Evet. Hadi evet. O zaman bir saralım Beyza ablanıza, çıkalım sıra. Çocuklar durun lan. Ayol çocuklar yiyor kızı diyerekten ben. Ama ne tarafı kadın olsa ne olur onun. Kadın çocuk, gör. Çocuk. Oralara gelme, oralar kanserojen. Ayol gitme oraya, kadın burada, gel. Silik 10, silik 10, 20. Diye ben. Bırak bir kelime. Sen artık eskisi gibi o kibarcam değilsin ya. Sen türünün son örneği bozayısın baba. E sülaleni genişletmek için de üremen lazım. Üremek. Unutma, burada senden başka bir ton ayı var. O ayılardan farklı olduğunu göster şu sazanlara. Görüyor musun gacıları? Beğen beğendiğini hadi. Hadi göster kendini Rocky. Hadi Rocky. Hacı yok Rocky. Tamam abi, dürtme abi. Gidiyorum abi. Al abi. Merhabalar. Fazla bikini üstünüz var mı? Eğer yoksa üstünüzdekileri de alabilirim ha?
Bakın ne diyeceğim. Böyle birden bir içimde bir neşe, bir sevinç, böyle bir kalkıp halay çekesim, oyun oynayasım, böyle hatta halay başı olup da böyle mendil yerine sizin bikininizin üstünü sallayasım geldi. Ha, ne dersiniz? Tamam abi, bir dakika halledeceğim abi. Yunuslar. Benim birçok arkadaşım benim gülüşümü Yunuslara benzetirler ya. Ya Yunuslar, bildiğiniz Yunuslar ya, hani balık. Hani böyle atlıyorlar ıslak denizde. Bak. Yunuslar sadece zevk amaçlı çiftleşen tek hayvanlardır. Tabii bir de ben varım. Yunuslar neden o kadar gülüyor sanıyorsunuz? Zevkten ha? Merhabalar. Kaydırak var. Ağaç. Biliyor musunuz? Yan tarafta çıplaklar kampı açtık biz. Ya. Tek eksiğimiz birkaç tane çıplak. Eğer sizler bizim kampa gelip soyunursanız ilk soyunanlara döner, ekmek ve ayran beleş. Ne dersiniz ha? Hadi gidelim. Ha? Şeri, bu güneş var ya, delirmiş ha, fıttırmış. Manyak o ya. Demin müşterilere bak poposuna yazı yazdırmaya kalktı. Yemin ediyorum bak böyle bak. Güneş. İmza atma bölümünde ben yanından ayrıldım şekerim. Sabah da bana bas gaza yavrum bas gaza şarkısını söyletip dans ettirdi. Ama beğendiremedik paşamıza. Niye? Neymiş efendim, İsmail YK gibi giyinmemişim. Ha. Ayol, ben o gocukları öyle üst üste giysem bu havada sıvı hale geçerim be. Hı. Dikkat edersen çoğul kullandım yalnız Babi'cim. Gocuklar. Ne haber çocuklar? İyi, senden? Sen misafirlerle ilişkilenmiyor musun bugün? Sabah öyleydi de Güneş Bey biraz şık hava al dedi. Niye? Misafir ilişkilerine Japon koyacakmış. Japonlar çok sempatik oluyormuş. Japon bulamazsa Moğol koyacakmış. Moğol bulamazsa Slav koyacakmış. Ama yine de bana koymayacakmış. Beni koymayacakmış. Yine ne salaklık yaptın Aslı'cığım? Sensin salak. Ya bir şey yaptın herhalde. Aman bir şey yapmadım be. Alman turistlere her havzın dibi aynı diye espri yapıyordum. Oradan geçiyormuş. Tam yeni patronun gelmedi besine salak espriler yapma diye azarladı beni. Buradan elinde kırmızı bikiniyle geçen çocuklar gördünüz mü? Ulan kayboldum ya. Ulan ne güzel güneşlenecektik ya. Deme sağ ol, güneşi bitirdim be. Merhaba. Merhaba. Lan deve, merhaba mı dedin? Hem de bayan sesi. Ulan dişi deve. Allah! Devecan, ne diyorsam tekrar et, gözünü seveyim. Bak hiç kafanı yorma, tamam mı? Bak sadece dediklerimi tekrar et. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Vay be. Ulan bir gün başkanımız herkes Fenerbahçeli olacak diyordu da inanmıyorlardı adama. Heyhat. Fenerbahçe. Cim bom bom. Olmadı ama aş. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Cim bom bom. Ya deve, Allah'ını seversen gözünü seveyim, yapma şu inadı ya. Bak deve inadı var diyeceğim sen daha. Ağzımı takip edemiyorum ya. Fenerbahçe. Cim bom bom. İnadın tuttu yine. Şş, biz de Habibiyiz. Alo deve. Gel sana le yelle yelle. Habib felek deve deve. Gel emeriye bıdı bıdı bıdı. Fenerbahçe. Cim bom bom. Ah be güzel ablacığım. Ben de hayvan dile geldi zannettim ha. Eğlenecek şeyler bulsaydın ya kendin. Jestiki su kayakları falan. Allah Allah. Taklidine bayıldım. Var mı başka taklitlerin? Var. Müjdat Gezen ister misin? Nasılsın yavrum, iyi misin? Ne güzel bacaklar. Gel. Bir tane daha yapar mısın? Şener Şen'in var mesela. Çiçek Abbas filminden. Herkese benden çay. Ben istemem. Şakir'e çay yok. Ne demek ulan Şakir? Sen bana nasıl Şakir dersin ulan?
diye. Cüneyt Arkın vardı. Canım nasılsın? Akşam Malkoçoğlu'nun çekimi var. Birazdan dahil olacağım. Peki bu kim? Tamer Karadağlı. Kadri ben bu arada. Deli zannetme sakın. Animasyon şirketim var. Bu işlerle uğraşıyorum. Tabii taklitleri eskiden yapıyordum da. Şimdi Yeşil Hulk falan filan var ya, Örümcek Adam, Süpermen falan. O tür şeylerle çocukların doğum günlerinde, özel partilerde falan gidiyoruz, para kazanıyoruz. Yalnız mı takılıyorsun? Yalnızım. Benim de bir arkadaşım var burada, yalnız takılıyor. Ben de onu gezdirmeye geldim buraya. Zaten onun yüzünden tatile geldim. Şey, ben kayboldum ya, havuza gidecektim de yeri bulamıyorum. O yüzden buralarda durdum. Bu arada deveye saldım. O yüzden sizle karşılaştım. Biliyor musunuz havuzun yolunu? Göstereceğim. Eyvallah. Bak şöyle. Bakmayın teyzeciğim, rahatsız ettim. Teyze deme, bir gün lazım olur. Saklanmam lazım. Saklamak ne demek? Seni pamuklara sarmalar sararım. Sana gözüm gibi bak nasıl bakarım. Yatsa yat, katsa kat, arabaysa araba. Kamil merhaba. Akı kusura bakmayın, geliyorlar. Gel buraya, sen 9,5 hafta filmini gördün. Yok, benim yıllık iznim anca 2 hafta ya. Bacaklarımı yağlar mısın? Yok ben bir dakika. Sen masaj yapmayı biliyor musun? Yok ben anlamam o işlerden, yani buranın yerlisi değilim ha. Teyze bırak. Betül. Meleme amca. Keselim. Ya Denize bırak gözünü ya. Spada bütün ekibe haber ver, toplu meditasyon var. Emredersiniz. Çık. Yatırım mı abi? Eyvallah. Ne güzel anlaşıyoruz. Ben de bir arkadaşa bakıp çıkacaktım. Kolay gelsin. İçeri girince öyle kolay çıkamaz. Neresin? Bekliyor kaç dakikadır? Cem'le beraberdim. Hangi Cem? Görümcem. Diyeceğim ama bir tatsızlık çıkacak. En iyisi hiçbir şey demeyeceğim. Yavaş yavaş ikileyeceğim. Kolay gelsin. İçeri girince öyle çıkamazsın dedim sana. Vizyon normal mi? Buyur. Abram abi kusura bakma, ben bir tek Türkçe'ye programlıyım abi. Mallar ne? Mallar. Vallahi bir tane mal var. Mallar derken. Mallar, ya mallar gelir ya. Bilmiyorum, tesistedir herhalde. Yani tahminime göre. Birazdan gelir gerizekalı. Bizle taşa? Yok abi, ne alakası var, estağfurullah. Tövbe yarabbim, olur mu ya? Yani diyorum ki hani bu otobüste falan gittiyse abi hani... Otobüs bir yerde mola veriyor, böyle mola duruyor, mola da. Orada çayma içerken gerizekalı otobüsü kaçırdı, gelemedi. O durumdan diyorum yani, gelir diye. Razdivaysa. Vallahi bende gaz yok abi. Razdivaysa. Soyun. Soyum. Biz Gümücüloğullarından geliyoruz abi. Öyle kendine göre iddiasız bir aileyiz. Kalabalığız falan ama aşiretiz ha. Çok pisizdir ha. Acayip pisiz yani. Böyle savuna basarız durup dururken. Alemin delisiyiz. Öyle de sağlam bir çevrem var yani. Ama para yok. Soyun. Çıplak. Mikrofon. Davay, razı varsa. Abi çok
Şiddet olmasa iyi olur ya. Pardon abi, şunu bir görebilir misiniz? Abi şu yengeler falan da bakmazsa biraz. Bunu bir tutabilir miyim? Yenge bir arkanıza dönseniz de söylesene abi yengeyi. Müzik de şahane. Ben de güzel türkü okurum abi. Fenayımdır yani. Atalım mı Arap kızı? Atalım mı vay vay? Senin için 15 sene. Yatalım mı vay vay? Atalım mı Arap kızı? Atalım mı vay vay? No enerji no. Senin için 15 sene. Yatalım mı vay vay? İyi günler haber. Atalım mı Arap kızı? Atalım mı vay vay? Bir daha evet. Arap kızlarıyla makara yaptığını görürsem ağzını keserim senin. Buyurun beyefendi, bir sıkıntınız mı var? Ya Türk'ün Türk'ten başka dostu yokmuş abi ya. Sabit, ne içtin sen yavrum? Aysun, Aysun. Buyurun hocam. Biz bunu ne için yapıyoruz Aysun? Meditasyon. Peki sen bende nasıl bir etki yaratıyorsun? Hipertansiyon. Nerede çalışıyorsun Aysun? Resepsiyon. Al gömleği de doğru resepsiyona Aysun. Ama hocam olmuyor. Aysun. Aysun. Allah Allah. Görüyorum. Otelimizin odalarından turist fışkırıyor. Bu tütsüler çok oluyor. Denize girenler dipten kum değil turist çıkartıyorum. Jet ski yerine Çekoslovakyalılara biniyoruz. Çeklere ayrı biniyoruz. Çeklerden inip Slovaklara biniyoruz. Babür, o kadar kocaman bir ağzın var ki gülmeni saklayamıyorsun Babür. Ruslardan duba yaptığımızı düşündüm de bir an gülme geldi. Ruslardan duba yapacağımız günler de gelecek Babür. Biliyor musun? Tesisin adı bile hazır. Dubai Resort. Evet tamam neyse. Arkadaşlar, sizi çok önemli bir konuyu konuşmak için topladım burada. Görüyorum. Ne? İri kaslarıyla saunada güreşen Moğolları görüyorum. Evet. Evet hissediyorum. Sen! Ben mi? Sen kelimesi içinde hangi harfi anlamadın? Ya toplantıya başladım artık Moğol bilmem ne. Arkadaşlar konuşun. Değerli patronumuz Hulki Bey, sağlık problemleri nedeniyle aramızda olamayacak. Aa, nesi varmış? O bilinmiyor. Bilinen şu ki artık sağlık problemleri nedeniyle aramızda olamayacak. Onun yerine sevgili yavrusu Umut Bey otelimizin başına geçiyor. Ne yani? Şimdi biz bir veletten emir alacağız. Babür, Umut Bey ile daha önce karşılaştınız mı? Velet olduğunu nereden biliyorsun? Velet demeyelim. Koca kişi. Kendisi İngiltere'deki otelin başındaydı, artık bu otelin başında olacak. İngiltere'ye mi gidiyoruz? Anan Sabit. Aman Sabitçim, nereden çıkarıyorsun? Biz İngiltere'ye gitmeyeceğiz, o buraya gelecek. Hatta belki de burada şimdi, ne bileyim. İçimizden biri olabilir mi yani? Ben değilim. Saçmalamayı keser misiniz lütfen? İçimizden birinin olma ihtimali olması olasılığını düşünüp varsayacak olursak... ...ve bu varsayımları hepimize teker teker uygulayacak olursak... Oh. Cümle tamamen kontrolümden çıktı. Çok özür dilerim. Siz devam edin. Tamam, tamam, tamam arkadaşlar. Her şeyi açıklıyorum. Umut benim, Sabit benim, takma ismim. Güneşciğim bana bir tane buzlu martini getir. Hadi canım. Tabii Sabitciğim. Derhal buzlu martinin geliyor. Ama önce küçük bir açıklama geliyor. Kovuldun! Ya hayır, kovamazsınız. Hayır, hayır. Kovarım. Kim konuşuyor?
Merhaba, kusura bakmayın. Beyefendi, lütfen burayı terk eder misiniz? Personelimle özel bir toplantı yapıyorum. Evet, biliyorum. Konuşmalarınıza kulak misafiri oldum, özür dileyerek. Güneş Bey, bugüne kadar gördüğüm en önemli otel genel müdürüdür efendim. Leb demeden bütün kuru yemiş dükkanını sayabilecek marifete sahip. Saygılar efendim. Evet, Umut Bey burada. Burada mı? Evet, burada. Yalnız havuz ne tarafta birader? Normalde oteli denetlemek için geldi. Fakat yani benim size bunu söylemem son derece yanlış bir şey ama... ...sizin gibi özveriyle çalışan insanları stresi sokmaya gerek yok açıkçası. Öyle değil mi Güneş Bey? Öyle, evet. Sağ ol. Kendisini göstereyim. Bakın tam karşıda Umut Bey. Canı biraz sıkkın gözüküyor. Gözükmüyor, sıkkın. O konu üzerine sizinle bir iki dakika özel olarak görüşebilir miyiz? Tabii ki. Herkes işinin başına. Kaybol, kaybol! Buyurun. Sizi böyle alayım. İsminizi lütfeder misiniz? Katri. Şöyle buyurun. Kadri Bey, ne arzu edersiniz? Böyle soğuk, sıcak, alkollü falan bir şeyler. Yok yok, gerek yok. Otur rahatına bak. Hiç gerek yok. Tamam. Şimdi bu buradaki işleri devralmak için tam buraya gelmek üzereyken... ...bu zenci nişanlısına bir ziyarete gidelim dedi. Hı. Gittiğimizde acı gerçeği gördük. Zenci nişanlısı meğerse bir porno yıldızıymış. Aa, ne diyorsunuz? Ya. İçeri bir girdik ki grup seksi hakkında video kasetiyle bilgi veriyorlar. Vah vah. Çocuk tabii bunalıma girdi. Yani ona ne yapıp ne edip yardım etmemiz lazım. Bayan konusunda. Yalnız beyaz olsun mümkünse. Siyah oldu mu sinirleri geriliyor. Beyin sulanıyor tabii. Anladın mı? Çocuklar onu şey bizim ayar... Evet, şey yaparlar onu. Bu arada stresten cüzdanı da düşürdük. Aman efendim, ne parası? Burası onun. Burası onun, güzel bir laf. Yalnız sizin bu resepsiyonda çalışan şişman bir hayvan var böyle, insan yiyen tipli. Aysun. Tanıyor musun sen? Resepsiyon. Resepsiyondaki Aysun. O kadın bizimkine bir oda vermiş, içeri girmiyor ya. Zaten bir kişi giriyor, çıkabiliyor ancak. Ben derhal kral dairesini hazırlatayım. Şimdi hemen yani. İsim neydi sizin? Benim? Güneş. Güneş? Bak ya, bak. Güneş çok özel bir isimdir ya, öyle. Ne oldu? Böyle gururla söyle bunu ya. Güneş. Bir duyayım ağzına, Güneş diye. Güneş. Güzel. Bak bu güzel. Şimdi biz bizimkile bir gün böyle Frankfurt'ta havadayız. Havada kaldık. Güneş'i gördü böyle pencereden. Açtı baktı böyle. Çok da yaratıcıdır. Dedi ki güneş batıyor. Kanka biliyor musun? Güneş bir gün yeniden doğacak dedi. Ay 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 ay. Çok şiirli. Yani? Yani her şeyde mesaj değildir değil mi yani? Bir şey de anla yani Güneş'cim. Değil mi? Değil. Yani ben her şeyi sana açıklayamam ki. Yani şunu demek ister. Der ki bütün kurduğum otellerin başına güneşi getireceğim. Alayının hepsini. Şey yaparız onu, şey yaparız yani. Siz aç mısınız? Yok yok. Yalnız senin biraz kilo vermen lazım. Ben diyetteyim. Vallahi. Atkinson. Ne yapıyorsun? At mı yiyorsun? Allah. O kadar kişi arasında 1 milyoncu kişi olmak. İnanabiliyor musun? Ama şans tabii. Şans tabii kanka, şans tabii ya. Oğlum kendine gel, Allah'ını seversen sen ya. Ve inanıyorum ki bu şansın devamı gelecek kanka. Yatağa bak, yatağa. Buyurun efendim. Ben? Kadri, gel gel oğlum, komünizm geri geldi, gel. Oğlum ne bekletiyorsunuz? Gelsene, gel 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 gel. Gel gel gel. Geç, 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 geç. Gel, gel. Kadri, kim abi bunlar? 1 milyoncu müşteri oldum diye mi gönderdiler ha? Vallahi otelin böyle bir hizmet sunacağını sanmıyorum birader. Abilerini tanıyorum desem. Birader ne yapıyor? Kadri, lafı geveleme. Kim abi bunlar? Komşu. Nereden çıktı bu komşuyla? Ya yavrum oturur konuşuruz diye getirdim ya. Kadri, aynı dili bile bilmiyoruz abi. Ne konuşacaksın? Dil dile değmeden dil öğrenilmez kanka. Sergey Buko, Antony Chon, Kakalin, Kakalin ya. Moskos, Moskos. No. Dubrajgine. Zubrajgine orta gelin. Hı? Vuf, adalar anam.
Anan ölsün, sar lenin aman, sar lenin aman, sar lenin aman. Abi, bir dakika, bir dakika. Abi ben kızmaz istemiyorum ya. İstiyorsun. Bir kere benim Ruslarla işim olmaz. Yavrum misafir umduğunu değil, bunduğunu yer. Ne yapalım, Rio karnavalı mı getirelim buraya? Hayvansın abi. İnsanım. Değilsin abi. Evet değilim, ne oldu? Ya hay şansıma sıçalar ya. Hay kafana sıçalar ya. Odada bize Hacivat Karagöz yaptın ya. Yavrum şans kapısını açıyor bekliyor, sen kapıyı kapatıyorsun ya. Senden hiçbir cacık olmaz ya. Kanka ben böyle kızları alıp alem yaparak kalbindeki yaranın kapanmasını bekleyecek bir adam değilim yani. Kardeşim ne kapatması ne yapması, sen Betül olayını kapatmadın mı ya? Konu Betül değil abi. Ya ne o zaman? Ya sen ne montofon bir kişilik çıktın arkadaş ya. Ya yavrum bu aşk sende alerji yapıyor diyorum. Hala kullanıyorsun ve ısrarla devam ediyorsun ya. Bak yine. Ben saygılı bir ilişki peşindeyim. O zaman sen de saygılı seviş. Önce elini öp, sonra başına koy. Zaten gerisi bisiklete binmek gibi. Hatırla. Allah Allah. Taktı Betül'e ya ibibik. Konu Betül değil, anladın mı? Yani ben kendime saygılı, dürüst bir ilişki istiyorum ya. Olma kardeşim kendine dürüst. Olma. Yalan söyle. Olma. Kadınlara da yalan söyle ya. Ya siz güreş takımısınız. Ben de minder hakemiyim de, çık işin içinden. Bu kadar basit. Ben yalan söyleyemem abi. Betül'le ilişkimizde bir kez olsun yalan söylemedim ben be. İşte bu yüzden bu hale düştün. Çünkü yanındaki adam ona kendini çok güzel, çok iyi hissettirmek için bir ton yalan söylüyor. Ve şu anda onun kolları arasında kanka. Anladın mı? Her ne hikmetse bu kadınlarda bu sahte prensescilik çok hoşlarına gider. Hepsi kendini birer kürkelisi görmek isterken tak Kleopatra'ya bağlanırlar. Anladın mı? Öyle sığır sığır bakma bana, akıllı ol, iyi dinle beni. Senin ruhun yakışıklı hacı. Kusura bakma kanka. Ben içeriye giriyorum Ukrayna ilişkilerimizi düzeltmeye. Sen burada tek başına takıl, beni ilgilendirmiyor. Siliksin oğlum, bunu unutma. Hasan! Her şey vatan için, her şey vatan için, her şey vatan için, her şey vatan için. İsteklerden bir ateş yaktım kendime. Suç bende yine. Aşka da bize katılmak ister misin? Yok, iyiyim ben böyle ya. Canın sıkın galiba. İyi misin? Sileyim ben, silik. Silik. Efendim? İçeceğim diyorum. İçeceğim, güzel bir şey. Angelina Jolie olana kadar içeceğim. Bir bira daha var mı? Ha bu arada... Ben Cemalettin. Ayaktayken. Oturunca Cem diyorlar bana. Ama demeyenler de var. De. Artık konuşmuyorum ya. Sen benim yan adamda kalıyorsun galiba. Problem ne? Ha, şey, Umut. Umut. Ben de Mehtap'a bakıp düşünüyordum. Acaba Umut da bana bir yerlerden bakıyor mu dedi. Bakıyor. İyi yani bakıyordur. Baksa da o güzel kafasını çevirecek nasıl olsa. Haklı tabii ya. Efendim? Haklısınız diyorum ya. Haklısınız. Nereden bilebilirsiniz ki o... İlk tanıştığınızda dünyanın en sempatiği olan adamın ölüm yerinde uyandığınızda yanınızdaki yastığa salyalarını bırakacağını, uyandığında saç baş karışmış o boxer'ının buruş buruş olduğunu nereden bilebilirsiniz ki? Günün birinde burnunda, kulaklarında, kollarında bir sürü kıl çıkacağım. Sizin için terleyen o ellerin, o yumuşacık ellerin günün birinde
O Felek denen kadınla tanıştıktan sonra bol bol nasır tutacağım. Nereden bilebilirsiniz ki sizin için ölmeyi düşleyen o adamın aslında sizin olmak için doğmuş olabileceğini? Ne edebi sözler bunlar. Şunu bitireyim. Nobel almayan şerefsiz evlendir ha. Kadri tutturdu. Başka kadınlarla ol, unutursun diye. Yapamam. Kederimin ilacını serap gibi bir var bir yok kadınlarda arayamam. Bana göre değil. Ben de bulurum bir sürü kız. Ama bence yanlış olmamalı yani. Bence sürekli eş değiştirenlerin seri katillerden hiçbir farkı yok. Ne tuhaf. Birini sevmek, onu öldürmeye çalışmak sanki. Sen de fena değilsin ha. Yani edebi olarak. Geç oldu. Ben kaçayım artık. Bence kaçmayın. Teslim olun. Hadi. Şeytan diyor ki git bir erkekle evlen. Ne derdi var, ne tasası. Yok makyajımız, yok ruj, yok sivri topuk. Of! Ay senin gibi denizin geline de gidine de. Cem. Navigasyon. 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 Не уходи, останься. 5:30. Ay 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 işte benim ekibim. Daha dinamik, harikasınız. Ne varmış? Olmaz mı oğlum kızlar? Nasılsın Babil? Güneş Bey. Ha canım. Bir oturabilir misiniz yerinize? Ya Babil. Bu gösteride ne eksik biliyor musunuz? Şey eksik. Erotizm. Erotizm eksik ya. Ya erotizm eksik. Burçak tarlasındaki kızcağızları anlatan bir Anadolu oyunu bu Güneş Bey. Sizin hiç Burçak tarlasında şefetle bakan bir Sharon Stone'la karşılaşmışsınız var mı? Of! Babür. Harikasın Babür. Babür muhteşemsin ya. Ya Babür ne dediğini farkında mısın? Şimdi köpükten dev memeler yaptırıyoruz. Kızlar dev memeleri yardırarak içinden çıkıyorlar ve hani de benim 50 de gram pastırmam Konyalı'dan başkasıyla ilişki bana ters türküsünü söylüyorlar. Beğenmediysen dam üstünde un eleyen tombul tombul memelerden de bahis açılabilir. Olmadı nereye sürüleceği kestirilemeyen kaytan bıyıklar da var. O da olur. Al işte sana Türk gecesi. Harika. Ara ver de soyunsunlar. Ne? Kestik. Niyet. Niyet. Ne soyunması? Kesmedik. Soyunacak mıyız? Daha ne kadar, daha ya ne kadar. Ya soyunsunlar, soyunsunlar. Tam hani de benim 50 gram pastırmam derken tişörtler fora. Nasıl? Olamaz. Olur, Burçak olamaz. Burçak tarlasından vaz mı geçtik? Maalesef böyle olmaz. Hayır ya, hayır. Havuzun başı meme kaynıyor Güneş Bey. O kadar meraklıysanız oraya gidin. İşim gücüm var benim ya. Of Babür, ne kadar sıkıcısın ya. Ya ben memede değilim, meme inekte de var. Ben turizm patlasın istiyorum. Bir de şu fonu değiştir. Hani o kızla erkekli falan şeyler vardı ya. Onları astırver. Hadi çocuklar devam. Olmaz bu. Evet. Hani de benim 50 de gram astırma. Başlanıyoruz. Çok güzel. Evet. Şahane. Hakikaten tüylerim diken diken oldu Babür ya.
Ya ben bu kadar güzel şov görmedim ya. Babacığım biraz da erotiğe izin veriyoruz değil mi yani? Şöyle bir açılma saçılma. Bütün otel azmış ya. Tamam. Tamam Kadir Bey. Soyunun arkadaş. Yok 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 yok. Yok yani o kadar demedim canım. Ya ben bu kadar abartmasını istemedim. Olursa olmazsa da çok önemli değil. Ben zaten Cem'i sormaya geldim ya. Cem burada mı? Hangi Cem? O Poptur Cem, Poppir Asin, Koptur Cem, Sivil Cem. Cem nereden çıktı? Ben Umut'u aramaya geldim. Ha. Umut Bey burada mı diyecektim. Hangi Cem? Şimdi hatırladım, öpeceğim. Öpeceğim, öpeceğim dedim sana. Bir tünlü kulak... Kadri! Efendim abi. Davay. Hay hay. Şimdi sıçtık. Ay babalar nargile keyfi boş mu dolu mu ha? Bu ne ya? Ah ne olur iş. Abi bak şiddete hiç gerek yok ya. Lütfen ya. Bir senin bünyeye bak, benim bünyeye bak ya. Zaten karaciğerler hassas. Yapma abi. Lütfen. Selamünaleyküm. Nedir abi bu? Andre. Andre. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bak. Abi bir şey söyleyeyim mi? Hiç gerek yok ya. Hakikaten hiç gerek yok yani. Şiddete gerek yok abi. Minyabit. Minyabit. Ne o? İsim mi şehir mi abi? Yani Habit, benim bildiğim Habit. Yüzüklerin Efendisi'ndeki Habit. Ben kendimi vurayım. Rusletin. Yani tamam vurayım abi ne yapayım? Yani diyecek bir şey yok. Neden? Ha ben daha evlenmedim ya. Allah'ınızı severseniz abi ne olur. Daha bir çocuğum olmadı. Ben ne yaptım size ya? Allah'ınızı severseniz ya. Tamam yemedi biliyorum. O zaman başka bir şey deneyeceğiz. Ne yapalım? Abram abi. Abram abi gözünü seveyim Abram abi. Alalım vuralım şiddete karşıyız. Daha humanist bir oyun. Deve, cüce, stand up oturmayı bilmiyorum. Kaka bu. Silah, itici, türküş gelenek var bizim için. Şişeyi gördüğüm için diyorum. Deve deyince kalkıyorsun. Böyle şişeyi çeviriyor. Japonlar Japon kalem maç yapıyor mesela. O ne öyle tek kalem maç mı olur ya? Çekirdek yağ yapıyor. Şişe gidiyor. Cüce deyince iniyorsun. Bünyeye bak abi sen ne yapıyorsun? Kolesterole bak, şekere bak. Gerek yok yani bunlara. Şişe çevirin. Bana öyle bakma. Ne olur valla seni kırmam abi bak. Deve deyince kalkıyorsun böyle. Cüce deyince iniyorsun böyle. Bir yerden sonra sinirler bozuluyor. Gülmeye başlıyorsun sonra. Ne olur anlayın ya. Ne olur ya. Bakın. Bakın. Buradan bakın. Buradan bakın. Böyle kalkıyor iniyor. Abram abi sen kimleri almadın ki abi? Vay abim benim be. Abram abi ben goodbye. Get up. Shut the fuck up. Get up. Ya siz benden ne istiyorsunuz abi ya? Cem mi yaptı abi bunları? Bir şaka mı? Allah'ınızı seversen ya. Soğan abi söyleyin bir şey ya. Sen yapmaya hazırım abi. Tamam. Oynayalım abi. Bunu alayım abi. Kaç tane alıyor bu böyle? Böyle.
Abi gel baba. Şest. Şest, şest, şest. Şimdi sıçtık geldi bu kelimeyi bul. Şest, şest, şest. Altı. Babacığım ya ben de kelimenin içinden nasıl çıkacağım diye düşünüyordum. Allah razı olsun. Altı kurşun alıyor bu. O zaman abi siz altı kişisiniz. Kendiniz oynayın. Bir prova yapın. Ben de izleyeyim. Palyaçolar olarak karşıyız. Ben karşıyım. Örümcek adam karşı. Süpermen karşı. Hepimiz karşıyız abi. Bütün ayar kahramanları ölmek istemez abi. Yaşamak ister yani. Birader, sana kötü bir haberim var ya. Ben galiba hemoroid olmuşum kanka. Halk dilinde bağırsız. Birader, senden bir ricam var. Allah'ını seversen bu kremi o bölgeye sürmen lazım. Ben yetişemiyorum ya. Şaka yapıyorsun abi. Hakikaten yapmıyorum, çok ciddiyim birader. Sürmem konusunu kastetmiştim kanka. Ya kanka, ulaşamıyorum diyorum ya. La havle ve la kuvvet ya. Yavaş. 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 Güzel. Böyle nasıl? Ha, çok güzel Hafız, çok güzel. Şimdi nasıl? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tamam, tamam, devam et bak, harikasın. Yumuşamış mıdır? Sen ne diyorsun oğlum? Keşkül gibi oldum lan. Aa, dur, dur, dur Cem, çok acıyor. Allah'ını seversen çok acıyor kanka, yavaş ya. Dur abi, dur. Dur kanka, acımadan olmaz herhalde bu işler. Şimdi nasıl? Tamam, bak, bak, bak bu hareket çok güzel. Kanka devam et kanka, bak, bak. Çok güzel, bak, of. Ama becerdim galiba ha? Becermek ne demek kanka, tam 12'den vurdum be. Bebeğimsin be. Bana bebeğim deme abi, bana bebeğim deme. Hele bu pozisyonda hiç deme yani. Uzun zaman oldu. Betül'ü böyle görmeyelim. Betül'ü böyle görmeyelim ha? Oğlum bu pozisyondan televizyon ters gözüküyor lan. Dur, hallederim ben, dur. Cem biraz acele et, kurumaması lazım kanka. O kadar iyi geldi ki bak, bırakınca acı geldi ha. Şişt Cem. Acele et bebeğim. Sıradaki yarışmamızın ismi Gladiatör Savaşları. Ya kanka gözünü seveyim, Allah'ını seversen somurtma ya. Ne olur birer güder yüzde olacağım ya. Yok kusura bakma abi, hiç havamda değilim ya. Ya ama her şeyde havamda değilim, havamda değilim bak. Halk seni istiyor, gördün mü? Gelir gelmez alkış tuttular. Herkes bize bakıyor oğlum. Karalara bak, yılan, yılan. Yılan. Ya bu işi bitirmen lazım. Bak kenardan geçiyor seni. Herkes alkışlı. Neyini alkışlıyorsun bunun ya? Çek kız. Yeni yarış başımıza alkışlıyor. Çabuk, fırla. Fırla, 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 fırla. Herkes hazır olsun. Merhabalar. Ne oluyor kanka, biri mi boğuluyor? Yok yok, kimsenin boğuldu yok efendim. Normal prosedür. Misafirlerinizin sağlık ve saati bizim için her şeyden daha önemli. Yani size özel bir şey değil. Bir genel müdürün yapması gereken şeyleri yapıyorum efendim. İnşallah kazanacaksınız. İnşallah. İnşallah. Beyefendinin karşısında onu yenerim diyen başka bir baba yiğit yok mu? Aranan kan bulundu. Oha. Ay. Kim lan bu hayvan? Babil daha nazik birisi yok muydu yavrum? Aa, hocam ayıp oluyor ama yani. Müessesenize yakışmayan hareketler. Kim aldı ya bu aile yerine bu hayvanı? Kim aldı Babil? Lütfen yani, lütfen. Surata bak ya, kesici gibi. Evet, aman dikkat. Umut Bey. Direkt ağzına. Birader şakağına şakağına. Profilden çakacaksın, şakağına şakağına. Şakağına şakağına. Yeni yarışmacımıza alkış diyor. Alkış. Çak! Oh! Oh!
Abi yürü. Suni teneffüs. Ver oksijeni. Birader iyi misin birader? İntikamımızı al kadir. Sen şu vurdum duymazlığından. Ne oldu yine? Ya kaç kere söyledim sana şunu ortasından sıkma diye. Ne oldu, alınıyor mu? Sütyenin 28'de biri fiyatta olan bir diş macunu nasıl bu kadar sorun çıkarabiliyor? Ne diyorsun sen ya? Diyorum ki tatile gelirken her şeyden 8'er tane alınıyor da neden bu diş macunundan bir tane? Kota mı koydu devlet ben bilmeden? Alalım 10 tane. Sen dibinden sık, ben ortası, kenarı, köşesi böyle çeşitleme yapayım ortaya karışık. Ha, yanarlı dönerli. Bir zor olmasa gerek. Sadece o değil. İlk tanıdığım adam yok artık karşımda. Sen çok değiştin. Değişeceğim tabii bebeğim, değişeceğim. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Ha? Sen sanki ilk tanıdığım kadınsın hala. Neymiş bende değişen? Halk arasında selülit diyorlar. Pisleşme, pisleşme. Selülit. Selülit. Bende selülit mi var? Evet. Portakala bu kadar meraklı. Bir senin bacakları gördüm, bir de Godfather'ı ben. Nereye böyle? Cehennemin dibine. Ucuza turlar düzenleniyormuş, oraya gideceğim. Sıcak bozmasın. İyiden pörsürsün. Kuzeye çık, kuzeye. Motor. Sanki bana karı yok. İnternet karı kaynıyor. Oturabilir miyim? Kadri nerede? Tuvalete gitti. Hala şu Kadri Dangalaylı'nın neden arkadaşsın bir anlayabilsem. Anlayamazsın. Ben 20 senedir anlayamadım, sen hiç anlayamazsın. Zaten anlasaydım bu durumda olmazdık. Amcaoğlu nerede? Spa'daydı. Spa. Hı hı. Spa az ona. Eşek gerek, eşek. Bunu sevdiğini biliyorum. Ay bir sıcak vallahi ya. Kız bak şişti. Şişti. Ne soktu? Aman ne bileyim kim soktu diye gittim. Ay ben ölmeyeyim. Ay havuzdan bir şey çıktı geldi. Ben sana bir şey söyleyeyim, havuzdan babam çıksa yerim ana. Ayol o havuz değil, deniz deniz. Ayol nesi deniz, havuz koca olimpik havuz görmüyorsun. Ayol o havuz. Hayır, havuz o... olan o öteki deniz. Hayır deniz olan öbürü, öbürü havuz. Bu havuz. Peki bir havuzun içine bir musluktan 2 saatte 3 litre su akıyorsa deliğinden de delik büyük kaçırıyor. 5 litre su kaçarsa havuz ne kadar da boşalır. Ay bilmiyorum. Ay geliyor. Geç boşalır, geç boşalır. Ay bilmiyorum. Merhaba beyler. Ne dedi? Ben kulaklarım kendisi mi yanlış işitti? Ne dedi? Sana mı dedi bak. Ben sandalyemizi çekip buyurun hanımefendi diyemesini beklerken böyle bey falan ne oluyor? Ana kız, kız, kız! Ay! Ay! Robert De Niro diyeyim o kız Robert! Seni Allah kahretmesin Robert! 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 You talking to me? Ay kız Robert! Ya karıştırıyorsun her şeyi Robert De Niro değil, Robert De Hatemo! Hayır, hayır kız! Bir... Çok sıkıldım iki, içim çok dar üç, veresim var diye ben. Ay bu böyle. Bir şey soracağım, siz gaysiniz değil mi? Hayat gay be tatlım. Kız. He. Kız Brad Pitt değil mi o? Ay orada Robert, burada Brad. Gidiyor, bak bu tarafa bak, 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 bak. Bak Brad, 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 kız, Brad. Aa, kör ayol görmüyor koca kadını. Brad Pitt!
Gel ayol gel. Night Club gel. Night Club değil. Kör olası. Fight Club. Fight böyle böyle. Böyle. Fight Club. Böyle yapıyorlar ya. Fight Club. Ay, ben sanki bilmiyorum onu. Sürekli beni düzeltiyor. Kız Siri. Bu beni düzeltiyor. Beni düzeltiyor. Ay vurdurun bana. İyi misin? İyi. Bir el at, bir el at. Yok ben almıyorum. Ay, ama kim soktuya gitti yazıktır. Aman bırak gel kız. Ha bu ha şu. Aman palmiyeye bakalım daha iyi. Vallahi. Tırtıklı odun. Diyemez. Başka bir emniyetiniz var mı efendim? Hayır yok sağ ol. Al bakalım. Teşekkür ederim. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Bir ses duydunuz mu? Yok. Sıcaklık? Yok. Tuvalet ne tarafta? Cem hayvanı odayı kilitleyip gitmiş. Abicim bu kattaki tuvalet bozuk. Bozuk dedim de para bozulması gerekiyor mu? Yeni uygulamam. Kankam sen şakadan bahsediyorsun, ben kakadan bahsediyorum. Hiç oluyor mu ya? Yok. Çok çok özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Ben sıçıyorum ya. Buyurun benimkini kullanın. Bura mı? Yolda bir şey olursa çok özür dilerim. Bir dakika. Ay kral girdi galiba. Kendisi otel sahibinin kankası. İstediği yere yapar vallahi. Bir insan düşünün. İşini nasıl seviyor? Uzaklarda arama, o benim. Bahşişe gerek yok. Gözlerim var ya. Hayatımda ilk defa bu kadar kararlı ve inançlı bir şekilde dünyanın en güzel cümlesini daha şimdiden söylemek istiyorum. Ben var ya seni köpekler gibi... Ya bit artık ya. Maşallah. Takma diş taksanız konuşacak. İsterseniz açıklayabilirim. Ama en iyisi odama gidip kendi kendime açıklayayım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zahmet verdim. Demin en ufak bir hani diş sürçmesi falan olduysa affola yani. O an ne olduğunu bilmiyorum. Yalnız bir maruzatım olacak. İçeriği bir müddet kullanmayalım. Hijyen değil. İyi günler. Adamın adı neymiş? Bir dakika sorayım. Pardon beyefendi, isim neydi? Davut. Davut. Efendim? Size değil, arkadaşa seslendim. Sizin de mi isim Davut? Soyad ne? Kokteyliniz. Davut kokteyliniz. Göçmensiniz galiba. Ben de muhacirim. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Güle güle. Adamın adı neydi sorusunun bu kadar uzaması çok enteresan değil mi Deniz'ciğim? Davut Bey uzattı. Ben ne yapayım? Sus Deniz'ciğim, sus. Ya Davut sen buna buz koymamışsın. Ya bir git Allah aşkına Davut ya. Git senin yüzünden zaten şaraba Nescafe yaptım. Öyle iç abicim. Hadi hararetini keser. Hadi afiyet olsun. Güle güle. Şaraba Nescafe mi yaptın? Kız bir kere benim de kafam karıştı evde. Oturuyoruz bununla. Sen mısır yerine mercimekleri patlat. Mercimekler bu kadar kork salonda diye. Mercimek kovalıyor bu kaçıyor. Aynı mercimek daha. Fırına kadar kovaladı beni ama. Kız şunu bir vurduralım diyorum bak. Dur ayol dur. Kızlara bunalım takılacaksın aga. Başka bir şey değil. Bak adam diyorum bak. Seyret şimdi abini. Ben bildiğin depresifim ya.
Teoman benim yanımda 20 içtiysen çocuğu gibi kalır. Şizofrenim ben ya. Benim ağzım ayrı, gözüm ayrı oynar. Hakikaten bak. Öyle değil mi İsmail? Konuşsana oğlum. Alo İsmail. Konuşmuyor bende. Küst ya. Stupid. Eşim öldü. Boğuldu. Burada yalnız başına takılmaktayım. Allah işte bir kapıyı kapatıp diğer kapıyı da aralık bırakıyor. Çok affedersiniz. Yüzünüzdeki bu duru ifade beni çok etkiledi. Acaba cennetteki melekler bu evde mi? Niye buradasınız? Tamam ben bir hayvanım ya. Ah ya Rabbi. Bir de Lady Diana öldü dediler. Ah şu paparaziler yok mu? Hanımefendi kusura bakmayın, bu saatler benim uyuma saatlerim ama yatamıyorum. Çünkü geceleri uyuyamam ben. 27 senedir gördüğüm en güzel rüya sizsiniz. Bana isminizi bağışlar mısınız Lady? Faruk. Tabii bu da bir seçim biçimi. İyi günler. Yani valla krem sürüyordum ya. Kadri'yi bilirsin, bütün pis işleri benim üstüme yıkar. Allah'tan kız anlayışlı çıktı da durumu hemen kabullendi. Sen de bir şeyler söylesene. Bunun da ağzı var, dili yok. Otantik bir tur atmaya ne dersin? Gel, deveye birlikte binelim. Ne dersin? Hadi gel. Sen de bir şeyler söyleyecek misin? Yoksa ne bileyim, bütün gece böyle uzun metraj sanat filmi gibi ha? Ne söyleyebilirim ki? Yani ne bileyim, hiç konuşmuyorsun. Hep suskunsun. Hiç güldüğünü görmedim. Kahkahanın sesini bile duymadım ha. Aynı soruyu kaç kez soruyorum kendime Bibi sen. Hangi kadın gerçekten gülmüş ki ben güleyim? Ah şu erkekler ah. Kanka ne haber? Hani emiyordu bu? Ne haber yenge? Sen beni başkasıyla karıştırdın galiba. ben en iyisi çay getireyim ha. Bir şey yok da bu yani dileğimin dile vurmuş halidir. Hani... Yok. Seninki çeneye eziyet. Kusura bakma yenge. Bir rahatsızlık geçiyorum da böyle durmak zorundayım. Küçükken buna demişler ki Cem çok açılma oğlum boğulursun. O durumda kalmış bu. Çocukluktan beri bir travma geçiriyor bu. Kafa bazen böyle gidiyor. İptal. Bu işi benim düzeltmem lazım. Ya ben sana bir itirafta bulunayım mı? Bu çocuk sana köpek gibi aşık ya. Fakat açılamıyor. Ciddi söylüyorum bak. Sorun da bu işte. Birincisi o daha bir çocuk. İkincisi bana köpek değil insan lazım. Doğru tabii. Yani hayvan da bir yere kadar. Tabii. Haklısın. Yalnız yenge kusura bakmazsan yani ben bir şey söyleyeceğim. Yani sen sanki böyle biraz buna böyle bir meyilliymişsin gibi hafif böyle bir yani bilmiyorum ama yani bir sinyal alıyorum ben ufaktan yani. Sen de itiraf et şimdi. Hadi. İtiraf et vallahi bak. Yani şurada kız kıza konuşuyoruz yenge, ciddi söylüyorum ya. Hem unutma ki köpek sadık bir hayvandır yani. Kusura bakma ama benim çok daha önemli şeyleri düşünmem lazım. Eğer eğlenmek istiyorsan animasyon orada git eğlen. Koskoca Dionysos Otel'in sahibi Umut. Otelin sahibi Umut mu? Gönlünü eğlendirtiyor dedirtmem. Hastir ya. Bak bu aramızda kalsın tamam mı? Kimsenin bilmesini istemiyorum. Ben buraya teftişe geldim. Söz ver bana. Ya yengeciğim şimdi sana vereceğim söz hiçbir yerde duymamışsındır. Palyanço sözü. Ciddi söylüyorum bak ya. Ya bu çok sevindirici ve güzel bir haber ya. Güneş Bey,
geldin mi? Tüp bitmek üzere, yeni tüp lazım. Tüp mü bitmek üzere? Bana bak, o zaman derin nefes al, nefesini boşa harcama. Güneş Bey, yetmez mi? Vallahi parmak aralarımda tertler oluşmaya başladı. Yetmez mi abi? Asla ve kat'a yetmez. Adam denizimize öyle iyi bakmış ki her yanı balık kaynıyor demeli. Zaten morali bozuk. Moralini düzelteli biraz diye yapıyorum bunları. Hadi canlı canlı bunlar. Götür oltasının ucuna tak. Hadi Babürcüğüm, hadi aslanım benim. Yaklaş, yardımcı olacağım, yaklaş. Gel 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 gel. Ya birader resmen Güneş beynimle sevişiyor şu anda ya. Ulan şu denizden babam çıksa yerim lafını hangi yamyam uydurdu acaba ya? Bak senin aileden kimse gelmiyor oltaya. Aha aha aha. Tut, aa, tut kanka tut tut tut. Sen tut sen arada bir dakika. Bir şey sağsın misini yap. Dur dur dur. Kütletme can. Aha. Bravo ya. Millet palamut yakalar, bize izbandut çıktı ya. Bravo ya. Ya ben yerim böyle şansı. Ben var ya şanssız bir adamım abi. Hayvan ola hayvanı. Bir boku da becereme. Ne? Yavşak. Ya sen ne acayip bir adamsın birader ya. Ben. Bütün şıklıkları, güzellikleri senin için yapıyoruz. Biraz yüzün gülsün ya. Sen zannediyor musun o 1 milyoncu kişideki denyonun kendin olduğunu? Ha? Öyle seçildin zannediyorsun değil mi? Oğlum benim tezgahım bu. Seni otelin sahibi Umut diye yutturduk. O yüzden verdiler suite odayı. Angut. Hı. Ya az iç mendebur, az iç zom olacaksın zom. 15 dakikadır o gözlerle bakmadığın yer kalmadı şu mekanda ya. Bomboş bakıyorsun birader ya. Hayır fonda da çok gereksiz bir müzik. Yani kendimi Bin Bir Gece dizisinin ortasındaymışım gibi hissediyorum ya. Kadri, bana böyle gerzek betimlemelerle gelme. Yıpratırım seni. Bak kanka, bu tür durumlarda hipopotamlar var ya. Kes. Ben bittim diyorum. Sen kalkmış bana hipopotamdan bahsediyorsun. Ne bileyim porsuktan bahsediyorsun. Ne bileyim penguenden bahsediyorsun. Foktan bahsediyorsun. Bir, bu ciddi bir iş abi. Hani Kurtlar Vadisi gibi, anlatabiliyor muyum? Sen tabii alışveriş merkezinde yap palyaçoluğunu. Sen barondun sanki götüm. Ah büyük balık da geldi. Ah, babacım, babacım. Ne var lan ağlak? Birazdan animasyon başlıyor. İçinizi de mutlaka bekliyorum. Buldum. Buldum. Tabii benim tarz yapmam lazım. Benim tarzım eksik. Bana kim baksın ki ya? Bana hangi kadın bakar ki? Ben şimdi ben odaya gidiyorum kanka. Tarz yapıp geliyorum, tamam mı? Animasyonumuzu dur ben de geleyim. Yok 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 yok. Sen böyle çok güzelsin. Senin bir güzelin huysuz virgin ha? Hadi bakalım. Bana bak babi. Bunu al. Animasyona götür, ben geliyorum ha. Hadi baba be. Yap bana bir kıyak. Animasyonda bir kişi eksik. Burçak Tarlası ekibindesin şu an itibariyle. Ne veriyorsunuz Yomi'ye? Güneş Bey'le konuşuruz, hallederiz artık. İyi bakarız. İyi. Güzel mi lan Burçak? Harika. Gel o zaman. Hadi bakalım. Güneş abi. Canım. Abi ayıp oluyor ya. Biz de esnafız ya. Yüz vermiyorlar ya. Somurtuyorlar ya. Kızlar. Kadir Bey ne zaman isterse vereceksiniz. Selamınızı. Hepimiz veriyoruz yani. Yok bunda bir şey. Hadi hadi yürü. Söyleyecek kelime bulamıyorum. O yüzden ilk aklıma gelen şeyi söyleyeceğim. Kiremit. O geldi bir tek aklıma ya. Şimdi tuvalet kağıdı yarışması. Arkasından emzik emme yarışması. İlle bir meme, bir emzik olacak. Çıldıracağım vallahi çıldıracağım. Babir Allah aşkına. Allah'ın adını veriyorum bak. Lütfen söylenme. Ayakla kavun çevirme. Ben kimim? Ünlülerin benzerleri. Ya buna başvuran yok. Bana bak Sabit, bunun için bir şeyler yapın ha. Arkasından ben Tamer Karadağlı ve Yıldız Tilbe taklidi yapıyorum. Çocuk korosu, çocuk korosu hazır mı? Biz hazırız. Beyza'cığım harika. Beyza'cığım senin için ihtiyaç yok, çıkar onları. Ben iyiyim, iyiyim böyle. Hadi, hadi Babir hadi. Dur dur, nereye gidiyorsun Allah'ın yarabbim. Gel. Gel işte bu, yürü. Starımsın, starımsın. Kızım aman ayrılır, dikkat et. Çek 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 Sabit.
Ve efendim şimdi de Antalya Dionysos Otelimizin en spesiyal gösterisi Burçak Tarlası eşliğinde sizlerle olacak. Alkış! Harikasın. Ya baba ne horon deptik be, ne horon deptik be. Bir ara halayda sınımızın birini görür gibi oldum. Benim hep oluyor öyle, hep oluyor. Yani böyle insan böyle halay çekerken sağına soluna selam veriyorsun. Sağına bir bakıyorsun tanımadığın bir adam. Yani ben biliyorum ki öyle hastalar var ki ailecek görüşüyorlar halaydan. Hala çoluk çocuk görüşüyorlar. Ne anlatıyorsun? Bilmiyor ben ne anlatıyor. Türklerin Anadolu'ya göçüşü. Hani biz böyle Hazal Denizi'nden geçmişiz. O halaydan kopanlar gitmişler bir yere, orası Avrupa olmuş. Şimdi o ibneler bizi beğenmiyorlar. Efendim neymiş, Avrupa Birliği'ne giremezmişiz. Böylelikle de mesajımı vermiş oldum. Ve şimdi de sıra geldi ünlülerin benzerleri. Hadi ya, ya, oho. Koyun bir şey de anlayın ya. Erzincan, dere var. Acayip. Bu aylarda. Bu yaralda. Yaralda da olur da aylarda ama. Yaralda genelde aylarda. Aylarda gelarda aylarda. Baba gözünü seveyim sus ya. Aranızda ünlülerden birine benzediğini düşünen yahut taklidini yapanlar var mı efendim? Ben. Jim Carrey bana benziyor. Baba sen Turkish Arctics aktör Yaşar Aptekin. Çok fena. Beyefendi yanlışlarla alıyoruz yanımıza. Çok pardon. Yeniz Hospital en güzel gecelerinden birini yaşıyor. Evet. Hey, iyi. Odana götüreyim mi? Yok, iyiyim ben. Yapmam gereken bir şey var. Hadi otur izle sen de. Selam dünyada, ben dostum ha. Çok güzel oynadınız, bravo. Hanımefendi çok iyiydi. Bu aralardaki o. Onlar mükemmel. Buradan. bir dakika. Babacığım yavuk. Kendileri 10 numara insanlar. Yani ben Umut değilim. Ulan salak. Ulan salak, seni otelin sahibi diye yutturduk, senin yaptığın maymunluğa bak ya. Hatta benim ama boş ver, harbiden delikanlı çocukmuşsun ha. Ulan Allah'tan otel sahibi Umut'u erkek diye yutturduk ha. Eğer Cem'in sevdiği kadın deseydik yanardık namerdim. Ya bazen delikanlılık da enayilik de çok acayip oluyor değil mi abi? Evde böyle duruyor bak. Bak, böyle bak. Senin bir göz kalpti, yarın böyle kulağın aktı, fatih etti. Sabit, ben duyduğumu değil, belki de o fotoğrafı bana sayfalıkları çok sevdi. Ben mahvoldum. Huzurlarınızda ona bir teklif yapıyorum. Ona evlenme teklif etmek istiyorum. O benim hayatıma giren en güzel, en süper 10 numara insan. Buradan adını vermek istiyorum. Onun adı... Beş dakika daha dayanamadın değil mi? Siliksin oğlum sen, silik. Ne yapayım abi, içmeyi beceremiyorum ya. Hem rezil oldum zaten. Kalk gidelim hadi ha. Bir dakika oğlum, daha teklifimi sunmadım. Bir dakika dur, otur. Bak kanka, biliyorum kızacağını ama...
Dağ keçileri patikayı tam çıkarken... Ya bak rica edeceğim ya. Harbiden yeter artık ya. Yok dağ keçisiymiş, yok penguen, yok kertenkele. Ömrümü yedin ya, ömrümü yedin ya. Ya seninle var ya arkadaşlığımı keseceğim ya. Bu nasıl laf oğlum ya? Arkadaşlığımı keseceğim. Ben çok mu seviyorum lan hayvanlar alemini? Keseceksen kes oğlum arkadaşlığını. Hırta bak ya. Bu ne biçim bir laf ya kanka? Hakikaten hoş bir laf olmadı yani kanka, kusura bakma. Biliyorsun değil mi? Beni dedem büyüttü. Baba hep pizde tabii. Alkollü bir insan durumu. Anne zengin bir lavukla kaçtı. Anne sevgisi nedir bilemedik zaten. Mahalle takımını almadılar beni kanka. Bir hırsızlık olurdu, hemen suçu üstüme atarlardı. Küçükken bütün arkadaşlarımın suçunu ben çekerdim biliyor musun? Dayağı da ben yerdim. Aşağı mahalle kavgaya giderdi, ben hasta dedeme bakardım. İnanmazsın kanka. Bir gün o çok sevdiğim dedemin cenazesine gidemedim biliyor musun? O gün bir palyaçoluk işi vardı. Senin deden haftada 4 gün ölüyor deyip göndermediler beni. Bu surata var ya, bir kız en fazla 3 ay dayanabiliyor biliyor musun? Harbi diyorum bak. En fazla 3 ay katlanabiliyor. Belki de doğrudur. Bazen ben bile katlanamıyorum lan. Çok mu seviyorum zannediyorsun ben bu işleri? Yüzümü boyayıp gezmeyi. 3-5 kuruş için işte. Ulan evimde ayna yok benim be. Hakikaten ayna yok be. Hani senin şu hiç gelmediğin evde. Bu adamdaki hüzünün sebebi ne biliyor musun kanka? Biliyor musun? Bilmiyorum. Kendiyle yüzleşme korkusu. Vallahi bak. Dede gitti. Bir sen kaldın geride. Kanka vallahi arkadaşlığımı keseceğim diyorsun. Keseceksen kes amına koyayım ya. Kes ulan. Hakikaten kes. Dediğinin arkasında dur kes. Bu durumlara senin için geldim be. Ağzımı açıp bir laf ettim mi? Kusura bakma ama kanka. Hayat bana pek adil davranmadı be. Vallahi davranmadı. Senin anlayacağın eksik takımla sürülmüşüz. Hayat denen bu sahaya. Neyse. Buna da katlanır mıyım bilmiyorum ama galiba altından kalkarım. O yüzden... Arkadaşlık duyguları en gelişmiş hayvanlar fillerdir. Fillerden sonra da bu hayvanın adı gelir. Kadri, iyi geceler. Ayşun bizim hesabı çıkartır mısın? Bu arada otele verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı da özür dileriz. Ayrılıyor musunuz yani? Ha. O zaman ben otel müdürüne çağırayım. Buradayım. Beyler, hesabınız ödendi. Bak görüyor musun Umut? Keşke bir teşekkür etseydik. Hayır efendim. Hanımefendi ödedi. Evlilik teklifin hala geçerli mi? Yoksa bir buzdolabı kutusu falan ister misin? Yok ya. Ben almayayım. Öksürtüyor. Bir de dalga geçiliyor ha? Okey. Evimi biliyorsun. Fikrini değiştirirsen uğraksın. Samet! Araba! Yükle!
nedir ya? Bu nedir Cem ya? İyi ki dünyaya geçeyim. Ya senin ne işin var böyle bir kadınla ya? İki tane erkekle sevişir mi ya bir insan? Bırak abi, boş ver. Yıllardır taktım bu kadına ya. Boş ver. Cem, niye Münir Özkul gibi bakıyorsun lan? Evlen benimle. Köpeğin olur, terliklerini getiririm. Evlen benimle. Ya bu oğlan hakikaten eşek ya. Evlen benimle. Seni ben mutlu ederim. Umut değil, Mahmut olsan da fark etmez benim için. Evlen benimle. Kabul. Umut Hanım, Cem Bey'i eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Siz Cem Bey, Umut Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Aynen. Bütün misafirleri ayakta görmek istiyorum. Çoraklı Belediye Başkanı'nın bana vermiş olduğu yetkiye göre sizleri karı koca ilan ediyorum. Oley be! En güzel balayı adresini biliyorum, biliyor musun kanka? Kadri'nin götürdüğü yere git. Hakikaten git yani. Yalnız bu sefer soğuk bir yere gidelim kanka. Vallahi beynim buharlaştı burada ya.
götürdüğü yere git.